dünyada bir yandan enerji kaynaklarına sahip, yani enerji arz eden ülkeler varken, diğer yanda enerjide dışa bağımlı, yani enerji kaynaklarını talep eden ülkeler var. Enerjide dışa bağımlı olan ülkeler için enerji arz güvenliği öne çıkarken, enerji kaynaklarına sahip olan ülkeler için de enerji talep güvenliği öne çıkmaktadır. Keşfedilen doğalgaz ve petrol rezervlerinin miktarı ve dolayısıyla üreticilerin sayısı arttığında üreticiler açısından rekabetin artması ve gelirlerin düşmesiyle talep güvenliği öne çıkarken, Covid-19 sonrası artan hızlı enerji talebi ve ardından Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle enerji arzında sorunların meydana gelmesiyle enerjide dışa bağımlı olan ülkeler açısından da enerji arz güvenliği en ciddi mesele olarak öne çıktı. Rusya, doğalgaz ve petrolde zengin kaynaklara sahip, hatta dünyanın en yüksek doğalgaz rezervlerine sahip olan bir ülkedir. Bunun yanında Rusya, Avrupa Birliği ülkelerini kendine %40 seviyelerinde bağımlı hale getirerek Avrupa'da enerji tedariğinde önemli bir aktör konumunda. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte Rusya'nın Avrupa Birliği ülkelerine doğalgaz akışı devam eder mi? Ya da Avrupa Birliği ülkeleri Rus doğalgazına alternatif kaynaklar bulur mu soruları hep gündemde olan önemli sorular. Ama şu bir gerçek ki, özellikle enerji krizinin yaşandığı kış aylarında doğal gaz arz eden ve talep eden ülkeler arasında enerjinin dokunulmazlığı nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinin ve Rusya'nın kısa dönemde radikal adım atmaları çok zor. Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'ya uyguladığı birçok ekonomik yaptırım olmasına rağmen enerji bu yaptırımlar içinde yer almadığı gibi Rusya ve Avrupa Birliği arasında enerji ticareti de hala devam ediyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği ülkeleri enerji arz güvenliğinde bir riskle karşılaşmak istemiyor. Rusya ise Avrupa Birliği ülkelerine ihraç ettiği enerjiyle günlük 350 ila 400 milyon dolar gelir elde etmesi nedeniyle talep güvenliğini zora sokmak istemiyor. Diğer yandan Rusya, Avrupa Birliği pazarını elde tutmanın yanında Avrupa Birliği ülkelerinin uzun dönemde planladığı yeni alternatiflerin de önünün açılmasını istemiyor. Her ne kadar Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rusya'dan doğal gaz ithal eden ülkeler 1 Nisan'dan itibaren Rus bankalarında ruble hesabı açıp doğal gaz ödemelerine rubleyle ödeme zorunluluğu getirdiyse de bunun hayata geçmesi çok zor. Diğer yandan Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'ya yapması gereken doğal gaz ödemelerini rubleyle ödemeye zorlayıp ekonomik yaptırımların olumsuz etkisini azaltmaya, rublenin değerini korumaya ve elindeki enerji gücüyle savaşın seyrini değiştirmeye faydası olmayacağı öngörülmektedir. Zaten Almanya ve Fransa rubleyle ödemeyi kabul etmeyeceklerini söylediler. Ayrıca Rusya uluslararası kurum ve kuruluşlara yapacağı ödemeleri rubleyle yapamayacağı gibi bu ödemeleri yine rubleyi satarak dolar ve euro satın alacaktır. Avrupa Birliği ülkelerinin kısa dönemde Rusya'dan ithal edilen petrol ve doğal gazı tamamen kesemeyecekleri ortada. Bu dönemde tasarruf yaparak, yenilenebilir enerjiye, başta da rüzgar ve güneş enerjisine yönelerek ve doğal gazda LNG'ye yatırım yaparak Rusya'ya olan dışa bağımlılıklarını azaltmaya gidecekler. Ancak Avrupa Birliği ülkeleri yeni dönemde enerjide Rusya'ya bağımlılığını azaltmak için enerji politikalarında önemli değişikliklere gidecekleri beklenmektedir. Avrupa'nın doğalgaz tedariğinde Rusya'ya olan bağımlılıktan kurtulmak için desteklediği Nabucco projesi vardı. AK Parti iktidara geliyor ve bu projenin tohumları atılıyordu. Projenin bitiş tarihi de önemliydi. 2013. Yani Türkiye'de Gezi ve 17-25 Aralık operasyonlarının yaşandığı tarih. Nabucco'da en önemli geçiş Türkiye'den olacaktı. Bunun için iki önemli unsura bakmak gerekiyordu. Ya Avrupa Türkiye'ye çok güveniyor, ya da Ankara Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kontrol ediliyordu. Bir de oyunun içinde olduğu halde görünmeyen Amerika unsuru vardı. Sokakta birini çevirseniz hemen hemen alacağınız cevap, Amerika her şartta Avrupa'yı destekler olacaktır. Böyle öğrettiler. Yapacak da bir şey yok. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa ile Amerika yan yana, Sovyetler ise karşıda görünüyordu. Oysa İkinci Dünya Savaşı'na Amerika sadece askerlerini yolladı. Üretim kapasiteleri ve ticareti aldı başına gitti. Avrupa kaybediyor, Amerika da NATO ile gelip hepsinin üzerine çöküyordu. Canlılık ve kurduğu sistem devam etsin diye de karşı tarafa Rus öcüsünü koyuyordu. Herkes de buna inanıyordu. Temelde iki güç de, yani Amerika'da, Rusya'da hem Avrupa'ya hem de Uzak Doğu'da beliren güçlere karşı aynı tedirginliği yaşıyordu.
bunların kontrol edilmesi gerektiğini düşünüyordu. Bunu da Soğuk Savaş döneminde sıcak çatışmayı önleyen gizli mutabakatlarında görüyorduk. Neyse, Avrupa Rusya'ya olan enerji bağımlılığını en aza indirmek için Türkiye'nin de merkezde olduğu Nabucco projesini hayata geçirmek istedi. Hazar ve Orta Doğu doğalgazının Türkiye üstünden geçerek Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya'ya ulaşması hedefleniyordu. Projenin hayata geçmesiyle Türkiye bir yandan Avrupa için en önemli transit ülkelerden biri haline gelecek, bir yandan da %60'ı aşan Rus doğalgazına bağımlılığına karşı ciddi bir alternatif oluşturacaktı. BOTAŞ'ın yanı sıra projede Macaristan'dan MOL, Romanya'dan Transgaz, Bulgaristan'dan Bulgargaz, Avusturya'dan OMV ve Almanya'dan RWE enerji şirketleri yer alıyordu. 3 ya da 5 ülke bu hatta gaz verecekti. Çünkü Avrupa böyle bir oyun kurmadığı sürece Rusya'ya gazda bağımlılık 2030'da %80'leri geçecekti. Yani ciddi güvenlik meselesiydi bu. Azerbaycan'da gaz verecekler için de ilk sıradaydı. Hazar merkezinden çıkan gaz Avrupa'ya yollanacaktı. Türkmen gazı da projeye katılacak, sonra Irak bunu izleyecekti. Finalde Mısır da ortaklardan olacaktı. Rusya da Orta Asya'daki gaz merkezlerini hızla kendine bağlıyor, bu projenin önünü kesmek için adımlar atıyordu. Putin, eğer birileri toprağa kazıp boru hattı inşa etmek istiyorsa devam etsinler, bizim için sorun değil diyerek kendine olan güveni ortaya koyuyordu. 2013'e gelindiğinde Türkiye'yi karıştıran sarsıntıların yaşandığı yıl, bu projenin de rafa kalktığı yıldı. Hatta bundan sonra AK Parti içinde tasfiyelerin başladığı, içeride siyasetin tonunun değiştiği, oyuncuların karşı karşıya geldiği, Erdoğan'ın başka bir yol bulduğu zaman dilimi olacaktı. Nabucco olmuyor, Avrupa büyük rahatsızlık yaşıyordu. Oysa AK Parti kuruluşunda Avrupalı ekole yakın çok ismi içinde barındırıyordu. Tasfiye olan yapı buydu. Erdoğan kendi inşa ettiği yolda gidiyordu, gidecekti. Çünkü AK Parti'ye kapatma davası bile Erdoğan'ı tasfiye için atılan adımdı. Erdoğan yasaklı olduğu an Türkiye, Avrupa Birliği içine alınacak ve böylece Avrupalı başkentler Orta Doğu'ya, yani enerjinin merkezine ulaşacaktı. Önce ihtiyaçları için gerekli sistemi kuracak, ardından da Amerika'yı ve Rusya'yı küresel ölçekte silecek operasyonlara başlayacaktı. Bu 3. Dünya Savaşı'nın ta kendisiydi. Avrupa, Türkiye içinde kuracağı uyumlu ekolle Orta Asya içinden geçerek Uzak Doğu'ya sarkacaktı. Stratejik olarak plan böyle yapılırdı, çok akıllıcaydı. Haklılardı da. Ancak çok kişinin ısrarla anlamak istemediği oluyor ve Amerika, Avrupa'yı, özellikle Rusya'ya kilitliyordu. Açıklamalarında devamlı Rus karşıtı görünseler de Avrupa'nın arkasından dolanıyorlardı. Her projede böyleydi. O tarihlerden sonra Türkiye ile Rusya pek çok operasyona rağmen birbirlerine yaklaşıyordu. Uçak düşürme ve Büyükelçi Karlov'un infazına rağmen. Köprünün altından çok su akıyor ve dün Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, doğal gaz acil eylem planı çerçevesinde erken uyarı sistemine geçildiğini ilan ediyordu. Yani hem evlerde hem de sanayide sınırlı gaz kullanılacaktı. Rusya'nın ticaret rubleyle olacak tehdidi ekonomik giyotinden başka bir şey değildi. Ukrayna bombaların altında uyanıyor, ancak en büyük hasar Avrupa'da meydana geliyordu. AK Parti'ye karşı olan muhalefet, Avrupa'yla bütünleşmenin doğru yol olduğunu düşündüğü için aynı ekole mensup herkes Erdoğan'ın karşısına dikiliyordu, dikilecekti. Nabucco, eksenlerin çatışmasını anlamak için küçük bir örnekti sadece. Avrupa'da bu kıskaçtan çıkabilmek için var gücüyle Türkiye'ye yüklenmek ve buradaki siyasi denklemi değiştirmek isteyecekti. Başka çareleri yoktu. Önümüzdeki dönemin mücadelesinin kodu buydu. Avrupa, Türkiye'yi yanına alarak Rusya'yı çevrelemek ve bitirmek isteyecekti. Dolayısıyla Amerika'nın oyun kurucu arkadaşını saha kenarına itecekti. Sonra iş Çin'e kadar uzayacaktı. Başka bir dünya kurulacaktı. Denklem bu. Biz böyle tartışmıyoruz, böyle bakmıyoruz. Oysa içeride yaşadıklarımız bu mücadelenin Türkiye ayağıydı. Neredeyse her yazımda Türkiye çok önemli diye not düşerken bunu anlatmak istiyordum. Barış görüşmelerinin İstanbul'da yapılmasının kabulü de iki tarafın Türkiye'yi yanında görmek istemesinden başka bir şey değildi. Önümüzdeki günlerde Avrupa merkezde yüksek basınç yaşanacak gibi durmakta. Her defasında duvara toslayan Avrupa, yakında Türkiye'yi birliğin dışında tuttun, Rusya'yı başımıza bela ettin diye
Merkel'i hain ederse şaşırmayın.